Türkiye'nin ilk kültür ekranı KRT'den herkese merhaba. Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akay ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Bu ara bayağı popülersiniz. Zaten hep böyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en çok konuşulan, en popüler milletvekillerinden birisisiniz ama Melik Gökçek'le yaşadığınız tartışmalar daha çok Aylin Nazlı Akay'a ilgiyi uyandırıyor her zaman. Gökçek de istifa edince tabii gözler hep size çevrildi. Mimarlar Odası ile birlikte de Gökçek'le ilgili suç duyurusunda bulundunuz geçtiğimiz gün. Evet. Onun da detaylarını konuşacağız ama kamuoyu şunu merak ediyor. Ankaralılar öyle ya da böyle, hı-hı, hile hurda neyse bilmiyoruz. Tabii o süreçte bir sürü tartışmalar yaşandı ama Melik Gökçek'i seçti. Şimdi görevden alındı, istifaya zorlandı. Neden Melik Gökçek istifa ettirildi? Bunu bilmiyoruz, bilmek hakkımız değil mi? Siz bir Ankara milletvekili olarak kendi bölgenizde, kendi kentinizde, başkentte belediye başkanlığı yapan birinin neden istifa ettirildiğini biliyor musunuz? İsterseniz önce ilk cümlenizden başlayarak yanıt vereyim. Hani dediniz ya, sık sık kendisiyle karşı, evet, karşıya geldiniz. Şimdi o noktadan başlayalım. Birincisi, aslında benim hiçbir şekilde kendisiyle kişisel bir problemim olmadı. Ama ben bir Ankara milletvekiliyim. Evet. Kaldı ki hani Ankara'da doğdum, orada büyüdüm, orada çocuk sahibi oldum, orada eğitim gördüm, işimi orada kurdum ve sonra da o şehrin milletvekili olma şerefine sahip oldum. Öyle olunca da doğal olarak Ankaralıların hakkını koruyordum Çağlar Bey. Ve Ankaralıların hakkını savunurken doğal olarak Ankara ile ilgili bir takım sorunları, o sorunlar için çözüm önerilerini de dile getiren kişi konumundaydım. Fakat Gökçek bundan çok rahatsız olmuş olmalı ki her zamanki stratejisini yürüttü. Yani sorunları değil, sorunu dile getireni tartıştırmaya çalıştı. Öyle olunca da hakikaten çok lüzumsuz bir takım polemiklerde bulundu. Ben onlara hiç girmedim aslına bakarsanız, o polemiklere. Ama dediğiniz doğru, sık sık kendisiyle karşı karşıya geldik. Bu kendisinin siyaset yapış biçimiyle, üslubuyla ve artık stratejisiyle ilintili diyeyim. Yani bunu, evet, hakikaten bir siyasi strateji olarak kullanıyor. Bana dokunan yanar, bana dokunamazsın mesajını vermeye çalışıyor. Ve en sonunda ona birisi dokundu. Ve dokunan yanmadı, kendisi yandı. Bu nasıl oldu? Emir demiri kesiyor dedi. Biz de hatta pazartesi günü kendisiyle ilgili olarak suç duyurusunda bulunduğumuzda dedik ki biz buraya emir demiri kessin diye değil, yargı bu kişiyi yargılasın diye, hak ettiği şekilde değerlendirsin, adil bir şekilde değerlendirsin diye geldik. Çünkü biz de bilmiyoruz neden görevden alındığını, yani somut bir açıklama ne onun için, ha, ne diğer belediye başkanları için yapılmış, evet, değil. Üstelik de düşünün, bir belediye başkanı canlı yayında, Edip Uğur'dan, evet, bahsediyorum, ağlayarak, balık ise benim ailemi tehdit ettiler diyor. Evet. Şimdi pardon ama biz kabile yönetiminden bahsediyoruz. Yani İlker Çağlar'a mı döndük? Burası bir hukuk devleti, demokrasiyle yönetilen bir ülke. Biz hala bunu savunuyoruz. Dolayısıyla da bir kişinin iki dudağının arasından çıkacak olan bir istifa mesajıyla kimse istifa etmemeli. Keza Gökçek biliyorsunuz yaptığı basın açıklamasında kendimi başarısız bulduğum için değil, evet, yorgun olduğum için değil, liderim Erdoğan öyle istediği için istifa ettim dedi. O zaman şimdi, biz şu soruyu sormalı mıyız? Başarısız değil kendine göre. Evet. O metal yorgunluğu da yok kendine göre. Evet. O zaman niye istifa ediyor? Yani niye istifası isteniyor? Şimdi tabii neden istifasının istenildiği aslında ortada. Yani şu anda hatırlayacaksınız, o attığım tweette de belirttiğim gibi AKP ile ilgili bir çöküş süreci başladı. Ama o zaman da yazmıştım ben, Gökçek'in çöküşü AKP'den daha hızlı olacak diye. Evet. Öyle de oldu gerçekten de. Ve bundan sonraki süreci de takip edin. Yani artık bir yokuş aşağı inişe geçtiler. Süreç böyle de devam edecek. Ama Gökçek'in istifasının arkasında yatan asıl neden Recep Tayyip Erdoğan'a giden anket sonuçlarıdır. Bu sadece 16 Nisan'da hayır oylarının Ankara'da daha yüksek çıkmasıyla açıklanacak bir şey değil. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan gene bu istifa ile ilgili yaşanan gerginlik süreci içerisinde görevde kaldığı her gün bizim için bir kayıptır cümlesinde kurmuştur. Yani diyor ki Melih Gökçek bana oy kaybettiriyor. Ve bu yüzden de Ankara'da diğer şehirlerde
şehirlerde evet. de başarısı olduklarını gören ve 2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerine hazırlanan AKP iktidarı elbette ki böyle bir başarısızlıkla ilgili olarak kendine göre bir tedbir almaya çalışıyor. Ama bu bir tedbir midir? Değildir. Çünkü onlar bu tartışmaları açtıkça vatandaşın gündemine yolsuzluklar, usulsüzlükler ve AKP'nin bu yolsuzluklarla anılma hali daha da oturdu. O zaman yani, oylar daha da düşecek. Yani bu görevden almalar devam ettikçe bu konular tartışıldı. Hiç dokunmasa belki bu kadar Gökçek'i konuşmayacaktık. Konuşuluyordu ama değil mi? Bu kadar dosyalar, suç duyuruları, Ankara'ya size göre verdiği zararlar bu kadar gündeme gelmeyecekti o zaman görevden almasaydı. Hem bu konular daha fazla gündeme gelmiş oldu hem de halkta genel bir algı yaratıldı. Yoksa aslında bakarsanız suç duyurularında bulunuyoruz ama umarız yargı adil bir tutum sergiler. Evet. Ben şu ana kadarki tabloyu size şöyle özetleyeyim. Gökçek biliyorsunuz 94'ten bu yana belediye evet. başkanlığı yapıyordu cumartesiye kadar. 1994'ten 2002'ye kadar olan süreç içerisinde hakkında 169 soruşturma açılmış. Ama 2002'den bu yana kadar hiçbir soruşturma açılmamış ki ben bizzat Aylin olarak odalar, işte sivil toplum örgütleri o kadar çok hakkında yapılmış olan suş duyurusu var ki. 600 ama, değil mi toplam rakam? Dünkü basın açıklamanızda o vardı. Evet, 600 dosya var. Sadece Ankara Mimarlar Odası'nı yapmış oldu. Onun dışında Tüketici Hakları Derneği'nden tutun da Kimya Mühendisleri Odası'na, Ankara Tabipler Odası'na kadar bir sayısız suç duyurusunda bulunduk kendisiyle ilgili olarak. Fakat bu suç duyurularının gerçek anlamda mahkemeye intikal edebilmesi evet. için hiç şüphesiz İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma izni vermesi evet. gerekiyor. Ancak İçişleri Bakanlığı soruşturmayı gerektiren bir durum yoktur dediği anda iş orada bitiyor zaten. Dolayısıyla şu ana kadar Melih Gökçek AKP'nin koruma zırhı içerisine alındı. Bunun arkasında hiç şüphesiz Gökçek'in her ne kadar zaman zaman Cumhurbaşkanı'yla ters düşse de AKP'nin bir uzantısı, AKP'nin gerici, faşizan, yandaş ve kutuplaştırıcı politikalarının en iyi uygulayıcılarından birisi olması yatıyor. Şimdi Gezi olaylarını hatırlayın. Yani Ethem Sarısülük'ün öldüğü evet. yere gitti bir pankart astı. Adeta hani Ethem Sarısülük'ün ve Gezi Parkı'ndaki evet. o direnişin içerisinde olan insanların aklıyla dalga geçer gibi. FETÖ'nün polisleri var denildiği bir dönemi yaşıyoruz şu an. Düşünün yani. Hani FETÖ kışkırttı, FETÖ'nün polisleri kışkırttı deniliyor ya. Bunları hükümet medyası yazıp çizmeye başladı. Hükümet medyasının söylediği evet. şeyler elbette. Ama zaten Melih Gökçek'in FETÖ ile geçmişten bu yana getirdiği ilişkileri de tabii göz ardı edemeyiz. Onlara geleceğim. Evet. Şimdi şöyle bir tablo çıktı. Hı-hı. Anlattıklarınız kadarıyla. Melih Gökçek neden istifa etti sorusunun yanıtı resmi olarak yok. Böyle bir gerekçe sunulmadı. Kamuoyu da bilmiyor ama siz diyorsunuz ki Cumhurbaşkanı Erdoğan bütün belki illerle ilgili anketler yaptırdı. Ankara ile ilgili de anket yaptırdı. Ankara halkının Melih Gökçek'ten rahatsız olduğu bu anketlerde ortaya çıkınca istifasını istedi. Bir gerekçe bu. Ama bunun dışında başka gerekçeler var mıdır? Çünkü parsel parsel mevzusu var ortada. Yani tabii, siyasi tarihe tabii. parsel parsel diye geçen bir hadise var. Melih Gökçek'in Fethullahçı terör örgütüyle bağı, işte ki eşinin isimleri FETÖ'nün okullarından daha yeni yeni kaldırıldı Ankara'da. FETÖ'nün ne kadar okulu varsa Sayın Gökçek'in eşinin ismi yer alıyordu tabelalarda. Daha yeni yeni bunlar kaldırıldı. 15 Temmuz'dan sonra birkaç tanesi de kaldırıldı. Bu süreç içinde yaşananlara ilişkin bir dosya, bir dava süreci, bir hesaplaşma olacak mı sizce? Ben bu sürecin aslında bir nevi bir takım suçların geçmişten bu yana birlikte hatta işlenmiş bir takım yanlış politikaların ve üzeri örtülmek istenilen konuların bir uzantısı olduğunu düşünüyorum. Yani adeta bu istifalarla geçmişlerinden arınacaklarını zannediyorlar. Ama elbette biz buna izin vermeyeceğiz. Çünkü bu hesap mahşere kalmaz diyoruz. Biz bunların mutlaka hesabını soracağız diyoruz. Çünkü biliyorsunuz gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. Eninde evet. sonunda bir takım gerçekleri ortaya çıkacak. Şimdi burada FETÖ ile ilgili olarak Melih Gökçek'i tek başına sorumlu
tutmak da doğru bir yaklaşım değil. Neden değil? Çünkü Melih Gökçek Ankara'nın meydanlarında, onun tabiriyle konuşacağım, Fethullah Hoca Efendisi'ne selam yollarken, Ankara'nın en değerli yerlerini parsel parsel FETÖ'ye satarken, onlar da oradaydı. Yani Cumhurbaşkanı hani bize diyor ya gezicilere, hepiniz oradaydınız be diye. İşte onlar da hepsi oradalardı. Dolayısıyla düne kadar her şey bilinmiyordu da birdenbire Cumhurbaşkanı olaydan haberdar, hatta AKP Genel Başkanı diyelim, o sıfatla yaptığını söylüyor. Bundan haberdar oldu da ondan sonra mı böyle bir karar verdi? Bu kabul edilebilir değil. FETÖ'yle ilişkisinin boyutu ne? Gökçek ve onun yönettiği belediyenin, şimdi o süreci siz hep yakından takip ettiniz. Elbette, bugün bile baktığınızda zaten sadece belirli firmaların ihale aldığını, yani daha açık bir tabirle belirli firmaların zenginleştirildiğini, belirli değerli yerlerin, sonradan değerleneceği anlaşılan yerlerin yol geçilmesi planlanan, önce imar onayı geldikten sonra oralarda kurulan AVM'lerden tutun kooperatiflere kadar, bunların her birinin FETÖ ile ilişkisi olan ailelerle, soyadlarıyla, kişilerle, kurumlarla ilişkili olduğunu gözlemliyorsunuz. Dolayısıyla bu artık çok iç içe geçmiş olan bir ilişki ve yani hükümet, eski hükümet sözcüsü ne dedi? Eğer bir kişi koltuğundan kalkmakta sıkıntı yaşıyorsa anlayın ki altını pisletmiştir dedi, değil mi? Yani o kişinin koltuktan kalkmakta bu kadar zorlanmasının arkasında hiç şüphesiz bu tip süreçler vardı. Ama ben sizin gene şu konuya da dikkatinizi çekmek isterim. Yani elbette bu FETÖ uzantısı var. Elbette ciddi bir yıpranmışlık, 23,5 yıldır Ankara'nın başına çöreklenmiş olma hali var. AKP yönetimiyle arasının çok iyi olmaması sık sık kulağa gelen bir şeydir. Hani hepimiz bunu biliriz, duyarız, biliriz. AKP'li milletvekilleriyle konuştuğumuzda, bakanlarla konuştuğumuzda çok sempati duymadıklarını diplomatik bir dille hissetmişlerdir falan. Bunların her biri var. Ama şurası bir gerçek. 23,5 yıl bu şehri yönetmiş olan bu zat maalesef Ankaralıları değil, kendi menfaatini gözetmiştir. Ve gene az önce bahsettiğim yandaşçı bir politika yutmuştur diye Ankara'yı bölerek yönetmek istemiştir. Nasıl bölerek yönetmek istemiştir? Örneğin personeline dair uyguladığı politikalar bile onun bakış açısını göstermektedir. Bakın mesela kadınları, sol görüşlü olan insanları ya da Alevi kökenli vatandaşlarımızı dış ilçelere sürmüştür. Yani olabildiğince benden olan olmayan ayırımı yapmıştır. Hatta götürdüğü hizmetlerde bile bu vardır Çağlar Bey. Oysa ki söylediğimiz bir şey var. Bir belediye başkanı seçildikten sonra yakasından parti rozetini çıkartır. Evet. Pardon, mikrofondaydım. Ve ondan sonra toplumun tüm kesimlerinin belediye başkanı olarak herkese eşit mesafede hizmet götürmeye çalışır. Ancak Ankara'da ilçelere, mahallelere dahi o detayı konuşmaya vaktimiz olur mu bilmiyorum, girdiğinizde şunu görüyorsunuz. Örneğin Mamak'ın Ege Mahallesi'nden düşük oy aldığı için oraya eski otobüsleri veriyordu, biliyor musunuz? Ben bunu önerge yaptım. Ve çok tuhaf bir gerekçeyle yanıt verdi. Mamak'ta sanki çok fazla alt geçit varmış gibi, yeni otobüslerin yüksekliğinin fazla olduğunu, alt geçitlerden geçemeyeceğini, yakıt depolarının otobüsün üst kısmında olduğunu iddia etti. Yani? Kendisine oy vermeyen vatandaşları mı cezalandırıyor? Tabii, yani bana oy vermeyenin sonu böyle olur şeklinde üstü kapalı bir mesaj iletiyordu. İşte otobüsler eski oluyor, otobüs durakları açık oluyor, sefer sayısı az oluyor. Ankara'da zaten ciddi bir ulaşım sorunu var. Bakın Ankara 5.4 milyonluk bir şehir. Gökçe'nin ifadesiyle söyleyeyim, 2.2 milyon araç var Ankara'da. Bu ne demek? Ehliyet sahibi olabilecek nüfusta ki her iki kişiden birinin bir arabası olması demek. Yani biz sizle burada iki kişiyiz. Diyelim ki Ankara'da yaşıyoruz. Ya sizin ya benim arabam var. Peki Ankara'nın refah düzeyi bu kadar yüksek mi? Hayır, Ankara'nın profili bellidir. Memur kenti diye bilinir. Ama niye insanlar araç sahibi olmak zorunda kalıyor? Çünkü Ankara'da toplu taşımacılık yok. Yani bu kişi Twitter başında geçirdiği zamanın eğer binde birini
Ankaralıların sorunlarına ayırsaydı, değil 10 kilometre, değil 1 kilometre, hiç değilse 1 metre olsun bir metromuz olurdu. Ama biliyorsunuz evet. metroyu bile kendisi yapamadığı için Ulaştırma Bakanlığı'na devretti. Ne bileyim 2014'te mesela Kızılay'dan Sincan'a, Sincan'dan Kızılay'a direkt ulaşım hattı metro olacağını iddia etti. Ama hiçbiri, vaatlerin hiçbirisi gerçekleşmedi. Sadece kenti büyük bir oyuncakçı dükkanına dönüştürdü. Kendi hayallerini kastediyorsunuz. Yani bakın o dinozorlara ne kadar para harcadı biliyor Kaç musunuz? Kaç para? 8,5 milyon lira. 8 dinozorlara. Dinozorlara. 8,5 milyon. Anka Park 2 milyar TL'yi gömdü Anka Park'a. Göreceğiz Anka Park'ın nasıl Park... olacağını. O saatler olacak var ya mı, koca koca saat. O da, o da belli değil. Evet. Yani Cumhurbaşkanı'nın Anka Park'tan vazgeçtiği de iddia ediliyor. Evet tabii. Yani zaten biliyorsunuz kendisi roller coaster'a çıktığında roller coaster'ın tepesinde kaldı. Ben o zaman demiştim ona. Kaç ay önce oldu. Bak zirvedeyken bırak demiştim evet. esprili bir şekilde. Beni dinlemedi. Bugün mesela Ankara'ya bir demir yığını yıktı. Demir kafes denildi ona. 8 yıl o orada kaldı. 71 milyon TL'ye zamanında mal oldu ve sonra o söküldü, oradan attı. Ankaralıların vergisinin 71 milyon TL'si öyle yok edildi. Büyük bir zarar mı var? Şimdi biz dedik ki Melik Gökçe'nin 23,5 yılını Aylin Nazlı Akay'la konuşacağız. O 23,5 yıldaki size göre, sizin yaptığınız hesaplamalara göre zararın boyutu ne sizce? Yani aşırı harcamaların, boşa giden paraların, işte ona buna verilen ihalelerin, bütün bunların toplamı var mı elimizde, yoksa şimdi çok uzun bir araştırma mı gerekiyor? Çok daha fenası var Çağlar Bey elimizde. Şimdi bazı şeyler var, gene yerine koyabilirsiniz. Yani bunlar hakikaten çok, işte Ankara'ya kapılar yaptı mesela, o kapıların her biri 5 milyon TL. Saatler yaptı, o toplam kapı artı saat 31 milyon TL. Çok büyük paralar. Yani çok büyük paralardan bahsediyoruz. Bir gökkuşağı projesi yaptı. Anlatılan odur ki, rivayet de olabilir tabii, peçetenin üzerine ya burada bir boşluk kalmış deyip kendisi çizmiş yapmış. Ondan sonra 6 ay sonra o proje tabii yani hayata geçirildi ve sonrasında orası kaldırıldı. Bir outlet taştı, Samanyolu outlet, orası birkaç ay sonra. Yani Ankara'yı kendi hayalleri için, kendi fantazileri için kullandı denilebilir. Bunlar hakikaten çok acı. Ankaralılar açısından da onların vergilerinin, paralarının israf edilmesi kendi anlamına geliyor. Kendi şey oldu mu? Yani kendi kişisel maddi. Tabii bunları yaparken işte bakıyorsunuz Ankara mesela asfalt ihalelerini alan firmadan tutun da işte bütün bu yol projeleri, köprü probatta çıktılar vesaire. Hani bunları tek tek baktığınızda zaten ihalelerin hep belli firmalara verildiğini görüyorsunuz. Yani kendini ve çevresini zenginleştirmeye dönük bir yaklaşım olduğu çok net zaten. Hatta bazı firmaların gizli ortağı olduğu söylenir. Hem kendisi hem olduğu için. Yani çok büyük hasarları var. Ama bunun dışında Ankaralılara çok çok daha büyük, çok çok daha telafisi olmayan ve parayla ölçülemeyecek bir başka hasar verdi ki bunu inanın ifade etmekte nedir zorlanıyorum. Ankara'nın tarihini ve kimliğini yok etmeye çalıştı. Yani nasıl? Aslında Ankara'nın geçmişini silmeye çalıştı. Melih Gökçe'nin ve onun zihniyetinin diyelim, temsil ettiği zihniyetin cumhuriyetle, cumhuriyet değerleriyle bir derdi var. Bu bilinen bir gerçek. Ve Ankara biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti. Aydınlanma hareketinin merkezi, evet. kuruluşun kalbi, kurtuluşun devletin aklı, kurulduğu yer. Devletin kurulduğu yer ve Kurtuluş Savaşı Ankara'dan yönetilmiş. Evet. Mecliste o kararlar çıkmış, bütün devrimler Ankara'dan yapılmış, sınırlar Ankara'dan kadın çizilmiş. Erkek eşitliği ile evet. ilgili bütün o yeni yaşam biçimi, daha çağdaş olan yaşam biçiminin örnekleri Ankara'da sergilenmiş, oradan tüm Türkiye'de örnek alınmış, kıyafet devrimi, dil devrimi, eğitimde, sağlıkta, hayatın her alanında yapılan atılımlarda Ankara adeta bir cumhuriyetin laboratuvarı görevini görmüş. Gene ilk sanayileşme, ilk planlı kentleşme, evet. Herman Jansen planı dediğimiz o planlı kentleşme örnekleri Ankara'da gerçekleştirilmiş. Ve Melih Gökçek cumhuriyetle de derdi olduğu için işte o cumhuriyetin sembolleri olan bütün eserleri, o dokuyu bozdu, bozmaya çalıştı. Ve bunlar içerisinde neler i̇şte, var mesela?
Yani sayısız şey anlatabilirim size ama tabii mesela Atatürk'ün halkla kucaklaştığı yer dediğimiz Marmara Köşkü. Önünde Marmara Denizi şeklinde bir süs havuzu vardır ve oranın tarihsel, sembolojik, simbiyotik evet. bir anlamı da vardır. Burayı yıktı. Bir gene Cumhuriyet dönemi için sembol olan yerlerden birisi Çubuk'taki baraj gazinosunu yıktı. Atatürk'ün bizzat talimatıyla kurulmuş olan, benim babam çalıştığı için benim de çocukken gitme imkanına sahip olmuş olduğum İller Bankası binasını yıktı. Üstelik de utanmadan o molozların önünde gülerek fotoğraf çektirdi. Yani bakın bu bir suçtur. Hakikaten yani Atatürk'ün anısına yönelik işlenilmiş olan bir suçtur. Gene Atatürk Orman Çiftliği arazisi zaten biliyorsunuz parsel parsel son olarak Amerika'ya satıldığı ileri sürülüyor. Hükümet reddediyor ama evet, Mimarlar Odası bir dava açtı. Doğru mu o? Evet, o süreç devam ediyor. Yargı evet. süreci devam ettiği için şimdi tabii yargıya müdahale olmasın diye net olarak bir şey söylemeyeceğiz ama oradaki araziden tutun. Onun dışında oradaki merkez lokantasına kadar, hayvanat bahçesine kadar mesela oradaki hayvanların akıbetini de bilmiyoruz. Ankara'nın bir tane hayvanat bahçesi vardı, onu da yok etti. Gene ilk toplu konut projesi olan Saraçoğlu Mahallesi vardır ki özel bir iklimlendirmeye sahiptir, özel bir ağaçlandırmaya sahiptir. O toplu konutları gene içini boşalttı, tahliye etti yani ve orasıyla ilgili de hatırlatan her binayı, mekanı, alanı yok mu etti Melik Gökçek bu 23,5 evet. yılda? Atatürk'ün anısını ve Cumhuriyet'in mekansal hafızasını yani bir nevi başkentimizin kimliğini ve tarihini yok etti. Böylelikle Ankaralıların sırf geçmişini yok etmedi, geleceğini de çalmış oldu. Evet. Çünkü geçmişle gelecek bir bağ içindedir biliyorsunuz. Yani kentler geçmişleriyle evet. birlikte yaşarlar. Ama o geçmişten bugüne biriktirilmiş olan anıları yok etmek için itinayla bir çaba sarf etti. Ama şimdi diyeceksiniz ki seviniyor musunuz Melik Gökçek o koltuktan ayrılıyor diye. Benim ne kendisiyle ya şimdi şu bir gerçek yani kendisiyle kişiselleştirilmiş bir mevzum yoktu benim tarafımda ama hakikaten de sahip olduğu kişilik ve üslup nedeniyle siyasetin zaten çok diplerde olan diyeyim evet. o şeyini seviyesiz. Seviyesini evet. Artık dibinde dibi varmış diyecek bir noktaya çekiyordu ve bir nevi yaptığı usulsüzlüklerle halkla birlikte değil halka rağmen iş yapış biçimiyle halkla inatlaşmasıyla o çirkin ve saygısızca yaklaşımıyla ve halkı kutuplaştıran o anlayışıyla gerçekten çok kötü bir örnek oluşturuyordu. Ve AKP'lilere de bana dokunan yanar mesajını vermeye devam ediyordu. Yani sadece kendisinin karşısında olanlara diyordu, değil yani. Herkese karşı ve dolayısıyla AKP içerisinde de demek ki ben de böyle olursam bana da kimse dokunamaz diyecek kadar denilecek kadar da olumsuz bir model oluşturmaya evet. başlamıştı ki onu kopyalayan bazı belediye başkanları vardı. Yani. Peki Sayın Nazlı Aka, Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir tepkisi oldu. Milli irade Melik Gökçek'i oraya getirdi. Siz alamazsınız onu. Fakat mesela Haluk Levent gibi böyle toplumda sözü dinlenen insanlar da dedi ki hayır kardeşim Melik Gökçek oraya zaten hileyle hurdayla oturdu o koltuğa. Ne milli iradesinden bahsediyorsunuz? Milli iradeyi gasp ederek oraya oturdu. Kılıçdaroğlu yanlış konuşuyor dediler. Siz ne düşündünüz? Yani böyle mi olmalıydı sonu? Ahmet Kaya gibi sonumuz böyle mi olmalıydı? Şimdi şurası bir gerçek. Biz Melik Gökçek'le ilgili olarak süreç tamamlanmamıştır diyoruz. Biz ensesinde olmaya, hesap sormaya devam edeceğiz. Çünkü o görevden ayrılış biçimi bu şekilde olmaz. Ya halka gidersiniz yani seçim yaparsınız ya yargıya gidersiniz yani bir soruşturma geçirirsiniz evet. ona göre yargı karşısında hesap evet. verirsiniz. Mahkeme suçlu olduğunuz karar evet kanıtlanırsa o takdirde de cezanızı çekersiniz. Şimdi Melik Gökçek ne halka gitti ne de yargılandı. Onun için böyle istifa ederek falan suçlarından arınamaz. Bunu bir yana yazalım. Ama diğer tarafta Gökçek apayrı bir kişilik olduğu için bir yana koyuyorum. Evet. Çünkü dediğim gibi yani siyasetin seviyesini yerlerde süründü
eden bir kişilik olduğu için onun o görevde olmaması Türkiye Cumhuriyeti'nin lehinedir. Çünkü başkalarına da model oluşturması açısından son derece zararlı birisiydi. Doğru kelime tam da bu, zararlı birisiydi. Çok da hakikaten insanları ayırıyordu. Mesela 15 Temmuz sonrasında televizyon programlarından çıktı. Alevi vatandaşlarımızın iç savaşa ülkeyi sürükleyebileceğini ima edecek cümleler kurdu. Ya da bir başkasına mesela işte Alevi olmasına rağmen onun nikahını kıydım diye yazdı Twitter'dan. İşte kadın düşmanı politikalarını biliyoruz zaten. Kürtaj meselesi gündeme geldiğinde mesela anası niye ölsün, çocuk niye ölsün, anası ölsün dedi. Doğa düşmanı olduğunu biliyoruz. Atatürk Orman Çiftliği başta olmak üzere, ODTÜ ormanları olmak üzere Ankara'nın bugün daha öncesinde kişi başına düşen yeşil alanı 2 metrekareydi. Ben şimdi 20'ye çıkarttım diyor ama bu bilginin de gerçek dışı olduğunu Ankara'ya gelen ya da uçakla şöyle Ankara'nın tepesine gezinen herhangi birisi zaten çok iyi bilir. Onun için Gökçe'yi apayrı bir yere koymak lazım. Ama şunu da görmeliyiz. İstanbul'dan örnek vereyim size. Evet. Şimdi İstanbul'u kim yönetiyordu? Kadir Topbaş. Evet. Kadir Topbaş kaç kişinin oyunu almıştı? 5 milyondan 4.1 fazla. Milyon evet. Oy almıştı. Yani 5 milyona yakın. Evet. 5 milyona yakın. 4 milyon 100 bin vatandaşın evet. Oyunu alarak o koltuğa oturdu. Sonra ne oldu? Bir kişi iki dudağın arasından bu kişi istifa edecek dedi. Kadir Topbaş istifa etti. Peki yerine kim geldi? Başakşehir Belediye Başkanı. Evet. Peki Başakşehir Belediye Başkanı ne kadar oyla seçilmişti? 90 bin oy. Evet. 90 bin oy ne demek? İstanbul'un nüfusunu 10 milyon gibi düşünelim. Yani İstanbul'da yaşayan vatandaşların %1'ini dahi temsil etmeyen bir kişi şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ama görevini kanunen yürütüyor. Kanunen öyle değil mi? Meclis üyeleri arasından seçilir yazıyor ya kanun. Tabii, kanun. Meclis üyesi de seçilmiş mantığıyla bakılıyor. Evet. Ama tabii ki onun İBB Başkanı olarak seçilmedi. Onun o göreve getirilişi kanunsuz evet. Değil. Kadir Topbaş'ın bir kişinin talimatıyla istifa edişi kanunsuz. Yani eğer sen Kadir Topbaş'la ilgili olarak bir sorun varsa o zaman bunu yargıya taşıyacaksın kardeşim. Aynı şey diyorsun. Yargı karşısında hesap verecek. Tabii yani ne yapmış bu kişi? Nasıl bir yolsuzluk mu yapmış? İşte darbe girişiminde mi bulunmuş? Usulsüzlükler mi yapmış? Bir şeylerin üzerine mi örtmüş? Tehditte mi bulunmuş? Halkı kim ve düşmanlığa mı teşvik etmiş? Atatürk'ün hatıratına zarar verecek şeyler mi yapmış? Yani nedir bu kişinin işlediği suçları bilmek bu vatandaşların hakkı. O yüzden başında onu sordum size. Yani Ankara milletvekilisiniz. Gökçek neden istifa ettirildi? Bunu biliyor musunuz diye. Çünkü bunu hepimizin bilmek hakkı. Evet. Tabii sonuçta ki. Öyle, tabii böyle. Ki. 23 yıldır insanlar oy vererek bu kadar sizin anlattığınız olayları yapan insanı 23 yıldır millet oylarıyla oraya taşıdı. Yani. Tabii yani o hakikaten son seçimlerde nasıl seçildiği evet. De bana kalırsa 16 Nisan'da mühürsüz zarfların sayılması gibi şaibeli bir konudur. Yani bu Ankara'da da çok bilinen bir dönemin gerçektir. Dönemin İçişleri Bakanı'nın YSK binasına gitmesi tabii, çok tartışılmıştı o süreç. Tabii meclis başkan vekilinin aynı şekilde evet. Orada olması, milletvekillerinin gene işte oradaki ilçe seçim kurullarını ziyaret etmesi ve gecenin bir saatinden sonra birden bile AKP oylarının yükselişe geçmesi o seçimle ilgili olan şaibeleri ortadan kaldırmış değildir. Bir kere işin bu tarafını bir yana koymak lazım. Ama diğer tarafta da yani böyle ben istedim o istifa edecek diyerek bu konuyu bir parti içi meseleymiş gibi halka sunamazlar. Çünkü artık bu parti içi mesele olmaktan çıkmış bir ülke meselesine dönüşmüştür. Tıpkı FETÖ dönemi gibi. Yani FETÖ'de de nasıl önce kendi içlerinde çatıştılar, kendi paralelleriydi. Beraber yürüdük evet. Biz bu yollarda, beraber ıslandık bu yağmurda şarkısını söyleyip yan yanaydılar. Ondan sonra birdenbire paralel oldu dikey açı. O aşamadan sonra karşı karşıya geldiler. Şimdi ve iç meseleleri çatışma. Bir darbe girişimine kadar ve 250 vatandaşımızın yaşamını kaybetmesine neden olacak kadar büyük bir olaya dönüştü. Şimdi de gene bir demokrasi katliamıyla karşı karşıyayız ve burada gasp edilen aslında insanların hakkıdır. Burada insan hakkı ihlali yapılıyor biliyor musunuz? Sizin oylarınızın da ihlal edildiği, sizin yok sayıldığınız bir kişinin sizin yerinize karar verdiği antidemokratik evet. Bir uygulama söz konusu. Peki Gökçek'in yerine gelecek kişinin kim olacağı önemli mi? Yine
kanuna göre işte meclis üyelerinden biri gelecek. Yine AK Partili meclis üyelerinden biri gelecek. Yani çok bir şey değişir mi yerel seçimlere kadar Gökçek'in yerine gelecek olan kişiyle ilgili? Tabii bu dediğiniz gibi şu anki uygulama gereği oraya gene belediye meclisinden evet, birisi seçiliyor. Yani ve o seçilen kişi de AKP oylarının evet. yüksek olması, AKP'deki belediye meclis üyelerinin temsiliyetinin fazla olması nedeniyle onlar arasından seçiliyor. Onun için gelecek olan kişi de aynı zihniyetin, aynı uygulamaların temsilcisi olacaktır. Yani gelecek olan kişi de sütten çıkma ak kaşık olmayacaktır ama bir ak kafa olacaktır, bir ak zihniyet evet. olacaktır. AKP'nin bakış açısıyla gene ülkeyi yönetmek, şehri evet. yönetmek isteyen birisi olacaktır. Şimdi biraz önce dediniz ki bir kavgaya tutuştu evet. ve parti çözülmeye başladı yavaş yavaş. Bu süreçte tıpkı bu FETÖ yapısı gibi AK Parti'nin böyle dışarı attığı, dışladığı, istifaya zorladığı, istifa ettirdiği kişiler Gökçek başta olmak üzere AK Parti'ye karşı FETÖ gibi açık bir muhalefet yürütürler mi? Yani herkes Melik Gökçek'ten bir hamle bekliyor. Diyorlar ki hayır Melik Gökçek bunu bu işin peşini kolay kolay bırakmaz. Eğer bir suç işlediyse birlikte işlediği insanları da yakar. Herkes bunu konuşuyor sosyal medyada. Gökçek, Erdoğan ve AK Parti aleyhine çalışır mı sizce? Bunu hiç şüphesiz açık açık yapmayacaktır ama zamanını kollayacaktır. Uygun zamanı yakaladığı anda da gereken hamleyi yapacaktır. Şimdi AKP için artık şunu söylememiz gerekiyor Çağlar Bey. Bir çürümüşlük var ve çok pis kokular geliyor dışarıya ve bu kokuları herkes duyuyor. Yani istedikleri kadar hava çok kirlenmiş durumda. Hani bu havayı artık temizleyemezler. Bu havayı bize de solutuyorlar, kendileri de soluyor. Hal böyle olunca bu düşüş artık kaçınılmaz. Öyle görünüyor. Şimdi bir ilçe kongresi yapıyorlar. Seçimli bir kongre. İlçe başkanlığı için 3 aday var. Bunlardan ikisinin dilekçesi son anda kabul edilmiyor. AKP yönetiminin uygun olduğu aday o göreve atanıyor. Tiyatro, delegeleri o zaman mi kandırıyorlar? Buna yani bir de buna seçim denmez o zaman yani. Bunun adı atamadır. O halde hiç seçim yapmayın. İnsanların aklıyla dalga geçmeyin. Çünkü o diğer iki aday da oraya gelirken eşine, dostuna, çevresine, delegelere gidiyor, kendini anlatıyor, oy istiyor. Ama sonra o gün onların konuşma hakkı bile neredeyse kürsüde konuşma hakkı bile vermiyorlar. Şimdi bu uygulamalar yani parti içi demokrasinin de olmadığı uygulamalar AKP içerisinde kırgınlar ordusunun her geçen evet. gün sayısının artmasına neden oluyor ve onlar gün geldiğinde kenetlenecektir. Yani AKP bir yandan içeriden kendine büyük bir zarar veriyor. Ama şurası bir gerçek. İçinde bulunduğumuz dönem Türkiye açısından da çok zorlu bir dönem. Bakın bugün işsizlik sorunuyla karşı karşıyayız. Yoksulluk, yoksunluk, terör bir taraftan. Yani vatandaşlarımız mutsuz ve umutsuz. Ekonomi deseniz her geçen gün çarklar daha zor dönüyor. Yatırımlar azalıyor. Yabancı yatırımcı artık Türkiye'den kaçıyor. Vatandaş borcunu borçlanarak kapatmaya çalışıyor. Kredi kartının borcunu bir başka kredi kartıyla ödemek durumunda kalıyor. Gelir dağılımı dengesizliği bakın her gün artıyor. Bugün milli servetimizden %1 en yüksek evet. en yüksek gelire sahip olan %1'lik kesim milli servetimizin %54'ünü alıyor. Gene en yüksek gelire sahip olan %10'luk kesim, en düşük gelire sahip evet. olan %10'luk kesimin 14 katı milli servetimizden pay alıyor. Bakıyorsunuz dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz diyorlardı. Hani nerede? Biz 1984'te zaten dünyanın 17. Evet. büyük ekonomisi konumundaydık. Bugün son açıklanan verilerle işte sanki kişi başına düşen gelir evet. daha yükselmiş gibi gösteriyorlar ama bu da doğru değil. Yani ne bir büyüme söz konusu. Ülkedeki sorunlar gitgide artıyor. Var. Güvenlikte hakeza daha büyük bir sorun. Evet. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra tabii. devam edeceğiz. Daha vaktimiz var. Çok da konu var. Tamam, peki. Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka ile birlikteyiz. Ankara'yı konuşuyoruz. Dedik ki Gökçek aleyhte çalışır mı? AK Parti aleyhinde çalışır mı dedik. Yerel seçimlerde aday olur mu? Öyle bir hali, dermanı kaldı mı sizce? Yani AK Parti'nin dışında böyle AK Parti adayının dışında bağımsız aday ya da herhangi bir partiyi belki
anlaşabilir? Öyle bir işaret, öyle bir duyum var mı konuşulan? Şimdi bir siyasetçinin yapması gereken şey yakın çevresine eğer ışık veriyorsa, bir mumsa, aydınlatırken yakın çevresini erimemek olmalıdır. Bana göre Gökçek artık bir mum gibi erimiştir. Hatta evet, yani yatsıya kadar da yanmıştır. Bence artık Gökçek dönemi kapanmıştır. Ha, aleyhe çalışmasın diye Cumhurbaşkanlığında ona bir sembolik ünvan verilebilir mi? Verilebilir. Ama bundan sonra önünü artık kesmek için mi? Onun, evet, bundan sonra onun çıkışı çok zor bence. Ama AK Parti, kendini tüketti çünkü. Evet, AK Parti'nin dışındaki adayları böyle el altından diyebileceğimiz bir yöntemle destekleme girişiminde bulunabilir mi sizce? Yani öyle bir yapısı var mıdır Sayın Gökçek'in? Şimdi tabii siyasette olmaz diye bir şey olmaz. Evet. Onun için Gökçek'in değişik bir karakter olduğundan da bahsetmiştim. Onun kendisi için, ülke için değil, şehir için değil, kendisi için başarıya giden yolda her yol mübahtır. Onun için her yöntemi kendi koyduğu başarı kriterlerine göre denemek isteyebilir. Hani bu şaşırtıcı olmaz. Bu kalemun karakterli kişilerden her zaman her şeyi bekleyebilir. Ben tabii asıl şöyle bir öngörüde bulunmak istiyorum. Hani bundan sonra artık AKP'nin yerel seçimlerde önceki döneme kıyasla çok daha sıkıntılı bir süreçte karşı karşıya geleceği, evet, Ankara'yı, kesin. İstanbul'u kaybedeceği söyleniyor. Oylarda, hı-hı, ciddi bir düşüş olduğu ifade ediliyor. Evet. Nasıl bir strateji izleyebilir ki? Şimdi az önce söylediğim gibi, yani bir tarafta ideolojik anlamda bir saldırı oldu. Bir tarafta vatandaşlar ikiye bölünerek ve toplumun belli bir kesimine hizmet götürülmeyerek ciddi kırgınlıklar yaratıldı. Ama onun dışında genel olarak insanların yaşam standardında da bir düşüş var. Mesela Ankara'dan örnek vereyim size. Yani bir şehirde yaşayan vatandaş ne ister? Temiz bir su içmek ister. Temiz hava solumak ister. Bir de işte ulaşım ister. Belediye ona bir takım yaşamsal alanlar sunsun, rekreasyon alanı gibi, evet, imkanlar sunsun ister. Mesela Ankara'da sırf geçen yıl hava kirliliği üst sınırı 429 kez aşıldı. 2016 yılında. O kadar ciddi 400... bir, evet, evet, durumda Ankara'da yani hava kirleniyor. Çünkü Ankara'daki ağaçları kesip o gri binaları diktikçe Gökçek hava koridorlarını da kapattı. Evet. Ve hiç şüphesiz sürekli olarak yol yaparak ve daha fazla aracın trafiğe çıkmasını sağlayarak da Ankara'nın hava kirliliğini arttırıyor. Ama tüm bunların ötesinde şunu da söylemek lazım. 6360 sayılı kanunla birlikte bütün şehir yasasına geçtikten sonra mahalle haline gelen, köyde, evet, yaşayan vatandaşlarımız diyor ki, yani biz mahalle olduk ama doğal gazımız yok. Hala Ankara'da doğal gazı olmayan mahalleler var. Altyapımız yok. Kanalizasyonu olmayan yerler, evet, var. Kanalizasyon sistemi, bir sağlık ocağımız yok. Okulumuz yok. Taşımalı eğitim görmek zorunda kalıyor çocuklarımız. Yollarımız yok. Yollarımız bozuk. Onun için biz diyorlar, köylü deseniz köylü değiliz, kentli deseniz kentli değiliz. Yani çünkü kentli gibi imkanlara sahip değiliz ama hani madem öyle işteyse köylü gibi yaşayabilsek de tarım ve hayvancılıkla uğraşsak. Evet. Fakat Ankara'da tarımı da hayvancılığı da öldürdüler. Tüm Türkiye'de olduğu gibi aslında diyeceğim. Ama işte diyor ki mesela bir köyümüzdeki, daha öncesinde bizim burada 11 bin büyükbaşı hayvanımız vardı. Şimdi bu sayı 1000'in altına düştü. Üstelik de yan köyde kavga ediyoruz. Çünkü gelip bizim meralarımızı kullanıyorlar. Yani artık meralar bile, tabii en son yapılan yasal değişikliklerden sonra biliyorsunuz. Evet. Köylü için artık bir maalesef kıt kaynağa dönüşmüş oldu. Onun için ne hayvancılık yapabiliyoruz diyorlar, ne mesela soğan üreten çok kıymetli bir ilçemizdir Polatlı. Türkiye'deki soğan üretiminin yaklaşık %30'unu temin ettiğimiz bir yerdir. Ama orada bir vatandaşımız diyor ki, ben şu iki tane birer litrelik zirai ilacı satın alabilmek için 9 ton soğan üretmek zorundayım. Yani mazot pahalı, zirai ilaç pahalı, sulama pahalı. İyi de,
bu kadar pahalı. Ankara'da yaşam zor ve vatandaşlar şikayetçiyse niye AK Parti bu kadar oy aldı Ankara'da? İşte yani AKP'de gerçekten bu kadar oy aldı mı? Bu şaibeli evet. diyor dediğim gibi ama tabii 16 Nisan sonuçları Ankara'da bir rahatsızlık olduğunun evet. çok net göstergesi. Hayır oyları önde çıktı. Şunu merak ediyorum. AK Parti'nin artık Ankara'yı kazanma ihtimali kayboldu diyebilir misiniz? Bu yaşananlardan sonra bu kadar olaydan sonra. Yani AKP yokuş aşağı inişe geçti. Bunu söyleyebilirim. Sorumlu bir siyasetçi olarak şunu mutlaka söylemem gerekiyor. Tabii AKP'nin kaybeden olabilmesi için rakiplerinin de süreci nasıl yöneteceği önemli. Yani rakiplerin evet. aday belirleme süreci ne olacak, kriterler ne olacak, hangi adaylar belirlenecek, nasıl bir kampanya yürütülecek, o kampanyaya ne kadar bütçe ayrılacak, örgütlenme modeli ne olacak, o muhalif partilerin evet. örgütleri ne şekilde çalışacak, bütün bu süreçler de önemli. Bunlar ama önemli. Ankara'da kazanmak mümkün. Ben bunu evet. Bizzat sahada da görüyorum, hissediyorum, yaşıyorum. Peki sizin fikriniz ne? Şunu merak ediyorum. Ankara için hep ismi geçen isimlerden biri sizdiniz muhalefette. Aylin Nazlı Aka 2019 ya da daha önce erken olursa ilk yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı başkan adayı olmak ister mi? Olacak mı? Böyle bir planınız, düşünceniz var mı? Öncelikle bunu sorayım. Şöyle Çağlar Bey, yani ben zaten Ankara milletvekiliyim. Dolayısıyla her koşulda ben Ankaralıların hakkını evet. her zeminde savunmaya devam edeceğim. Çünkü az önce de söyledim, yani burası bizim 81 ilimizden birisi değil. Yani lütfen diğer illerde yaşayan İstanbul'da evet. vatandaşlarımız beni yanlış anlamasın. Burası bizim başkentimiz, evet. Cumhuriyet'in başkenti ve başkenti boşaltan bir iktidar var şu anda. İşte bilinçli olarak bir takım kamu kurumlarını İstanbul'a taşıyan, İstanbullulara da yazık. Yani İstanbul'un zaten altyapısı, İstanbul'un zaten koşulları bu kadar nüfusu kaldırmazken evet, sürekli işte Exim Bank'tı, Vakıf Bank'tı, Halk Bank'tı hepsini buralara taşıya yani nereye kadar? Finans hani, merkezi adına taşındı tabii, ama onlar. Tabii yani bir kısmı işte şimdi durduruldu ama sonuçta gerçekten de insan İnsanların doğduğu yerde doyacağı, mutlu, evet. huzur içinde yaşayacağı bir düzen kurmamız gerekiyor. Ve i̇şte, bu köyden kente, yani kırsaldan merkeze göçü de durdurmak işte gerekiyor. Siz elinizi taşın altına koyup yerel seçimlerde Ankara'yı yönetmek için talip olur musunuz? Ben her zaman benim elim taşın altında, yani zaten siyasetçi olmak demek elinizin evet. taşın altında olması demek. Dolayısıyla elimizi oradan hiçbir zaman çekmeyeceğiz ve hangi konumda olursa olsun Ankaralıların evet. hakkını savunmaya devam edeceğiz. Dediğim gibi ben bir Ankara sevdalısıyım evet. çünkü o şehirle aramda çok güçlü bağlar var. Yani benim karakterimin oluşmasında Ankara'nın tarihsel yapısının da çok önemi vardır. Ben mesela mücadele etmeyi, uğrunda mücadele ettiklerimden vazgeçmemeyi, direnmeyi tarihimden evet. öğrendim. Ankaralı olmaya borçluyum bunu. Onun için zaten şu anda da Ankara milletvekili olarak elimden geleni yapıyorum. Önemli olan ne biliyor musunuz? Siz hangi görevde olursanız olun, gece eğer bu ülke için, o şehir için, bu vatandaşlar için uykunuz kaçıyorsa o zaman zaten bir şeyler yaparsınız. Evet, dertlenmek önemli, önemli değil mi? Olan önemli. Evet, dertlenmek. Bir de üstlendiğiniz görevin sorumluluğunu yerine evet. getirip getirmediğiniz yönünde kendinizi sorgulamak ve bunu vatandaşlara da sorgulatmak. Evet. Yani ben başımı yastığa koyduğumda her gün sorarım, biliyor musunuz? Bugün bu görevin hakkını verecek ne yaptım diye. Evet. Yani o soruya eğer istediğim gibi bir yanıt veremezsem de uykum kaçar benim. Evet. Şimdi muhalefet nasıl bir yol izlemeli? Çünkü dengeler değişiyor. Mesela Ankara'da ya da İstanbul'da, büyük şehirlerde, AK Parti'nin elinde bulunan büyük şehirlerde hem CHP hem de Meral Akşener'in kurduğu İyi Parti ayrı ayrı aday çıkarırsa AK Parti kazanır diyenler var. Böyle kaba taslak, üstünkörü bir siyaset yorumudur bu. Ama mantıklı düşününce de evet, CHP ve İYİ Parti ayrı ayrı adaylar çıkardığında belki AK Parti avantajlı olabilir mi diye insan düşünüyor. Sizce nasıl bir yol izlenmeli? Muhalefet birleşmeli mi? Tek aday yöntemiyle mi AK Parti'nin karşısına çıkılmalı?
Şimdi ben bu tip konuları böyle ezber üzerinden değerlendirmektense bilimsel bir takım verilere bakarak yol yöntem çizmek gerektiğine inananlardanım. Onun için burada önemli olan şehirlerimizin ve ülkemizin doğru yönetilmesi, doğru kişiler tarafından yönetilmesi. Hiç şüphesiz biraz önce bahsettiğim bu olumsuz örneklerin giderebilmesi için artık buraların bir sosyal demokrat anlayışla yönetilmesi gerekiyor. Yani eşitlikçi, özgürlükçü, çağdaş, ilerici, Atatürkçü, cumhuriyetçi bir bakış açısıyla ve refahı tabana yayacak bir uygulamayla, o tip politikalarla desteklenecek şekilde yönetilmesi gerekiyor. Onun için bu aşamada tabii en güçlü konumda olan parti şu anda ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabii bu süreci yönetiş biçimi çerçevesinde o şemsiyenin altında birleşmek elbette daha olumlu, daha avantajlı olabilir. Ama bunu dediğim gibi bir ezber üzerinden konuşmak yerine bakmak gerekiyor. Çünkü belki de Meral Akşener'in partisinin çıkartacağı adayın profili aynı zamanda oy dağılımı açısından ve partiler arası oy geçirgenliği açısından Cumhuriyet Halk Partisi'ne başka avantajlar da sunacaktır. Yani tek aday altında toplanmaktansa belki birden bir şey fazla olabilir. Adayın olmasından onu kaynaklı o zaman olarak da artık. Evet onu o gün geldiğinde, o gün yaklaştığında konuşacağız ama yani şöyle kaba taslak düşününce CHP çatısı altında toplanmanın AK Parti'ye karşı en güçlü muhalefet ana muhalefet olduğu için, CHP olduğu için CHP çatısı altında toplanmak daha mı mantıklı olur? İşte tam da bunu demek istiyorum. Yani şu an için bu konuda şu an için böyle, yorum yapmak erken. Yorum yapmak adına erken. Ama şunu yapmak gerekiyor. Hani demin dediniz ya elinizi taşın altına. Herkesin değil elini gövdesini taşın altına koyması gereken konuda, bir dönem. Tabii. Çünkü yerel seçimlerde her zaman AKP genel seçimlere kıyasla daha düşük oy alıyor. Ve bu yerel seçimlerde çıkacak olan sonuç genel seçimleri de etkileyecek olan bir sonuç. Bir kere halk da bir yani AKP'nin artık iktidara gelmesinden, bu zulümden, bu ayrımcılıktan, bu ülkedeki kutuplaşmadan ve ekonomik sorunlardan, dış ülkelerle olan problemlerimizden şikayetçi olan vatandaşlarımızın oh be diyebilmesi, önünü daha net görebilmesi ve birbirine daha kenetlenebilmesi, moral bulup sandığa gitmesi için genel seçimlerde yerel seçim çok çok önemli bir adım. AKP nasıl iktidara geldi? Önce yerel seçimlerde bir başarı elde etti. Ondan sonra geldi. O halde yapılması gereken, madem diyoruz ki bu ülke böyle yönetilmemeli, madem bizler bu ülkeyi yönetmeye talibiz, diyoruz ki burası sol bir bakış açısıyla ancak daha huzurlu bir ülke haline gelir, daha güçlü bir ülke haline gelir, herkesin kendini daha eşit hissettiği bir ülke haline gelebilir. Bu savunduklarımızı hayata geçirebilmek bizim iktidara gelmemiz de mümkün. İktidara gelmemiz için de ara süreç olan bu yerel seçimleri çok ama çok iyi değerlendirmeli ve tekrar ediyorum gövdemizi taşın altına sokup hangi görevde olursak olalım çok iyi çalışmalı, çok iyi örgütlenmeli, doğru bir strateji belirlemeli, doğru bir kampanya yürütmeli ve mutlaka başarmalıyız ve ben buna çok yakın olduğumuzu görüyorum Çağlar Bey. Hazır bu İYİ Parti meselesini açmışken sorayım, siz açıklama yapmıştınız ama adınız niye ilişkilendirildi İYİ Parti ile? Böyle bir haber çıkmıştı Aylin Nazlıaka İYİ Parti'ye geçecek diye. Bağımsız milletvekilisiniz şu an. Ne CHP'desiniz ne de başka bir partide. Ne düşünüyorsunuz? Partinin geleceğiyle alakalı da ne düşünüyorsunuz? Orada da sizin gibi Türk siyasetinde güçlü bir kadın imajı çizen bir lider var. O yüzden mi belki de adınız ilişkilendirildi? Ne düşünüyorsunuz? Gelecek vaat ediyor mu sizce? Şu anda tabii meclisteki tam tek bağımsız vekil konumundayım. Dolayısıyla da hani bağımsız vekil olmam nedeniyle de belki böyle bir bağ kurulmuş olabilir. Ama o zaman da yaptığım açıklamada söylediğim gibi ben her ne kadar bağımsız ünvanını taşısam da aslında bağımlıyım. Çünkü CHP'lisin ön seçimle yani. Seçilmiş olan da bir milletvekiliyim. CHP'liyim yani çok da
aidiyet duygum evet. fazla gerçekten. Altı tüm ok benliğimde. Yakanızda hala. Evet, onu hiç çıkarmadım. Zaten onu ilk ihraç edildiğim dönemde de basın toplantısında söylemiştim. Hani ben her zaman CHP'li kalacağım diye. Evet. Onun için benim çok ne düşünüyorsunuz CHP'ye geri duruşum. Dönme konusunda? İşte bir yandan süren bir hukuki süreç evet. var ama tabii bu hukuki süreç nedense uzadıkça uzuyor. Hani yargı biliyorsunuz ne noktada. Daha dün çok tuhaf bir karar çıktı mesela. Nurettin Yıldız, Sosyal Doku Vakfı Başkanı evet. denilen evet. ve kendisine din soslu olarak böyle reklam gibi adeta piyasaya sürülmüş olan bir zihniyet birçok laflar etmişti hatırlarsınız. Evet. İşte annesinin dizinden de insan evet. tahrik olabilir dedi. 6 yaşındaki kız çocuğuyla da evlenilebilir dedi falan. Ben her seferinde mesela bu kişiyle ilgili olarak suç duyurusunda evet. bulundum. Ve yargımız ne kadar hızlı çalışıyormuş ki anında takipsizlik kararı çıkıyor. Yani adeta bir koruma zırhı var Nurettin Yıldız'ı. Ama sizin CHP'yle ilgili, geri dönüşünüzle ilgili dava, dosya hala sonuçlanmadı. Uzadıkça uzuyor. Bir de bu Nurettin Yıldız'dan yine bir örnek vereceğim. 6 yaşında kız çocuklarıyla evlenebilir evet. dediği için bir meslektaşınız bununla ilgili olarak bu kişi pedofildir diyor. Evet. Ve onun üzerine ona dava açılıyor ve dün çıkan karara göre bu kişiye bir ceza veriliyor. Yani hakikaten hukuk bazıları için guguk olmuş. Bunu çok evet. net görüyoruz, gözlemliyoruz. Ama tabii bizim bu hukukun üstünlüğü de mücadelemizin bir parçasını oluşturuyor. Yani evet. bugün üstünlerin hukukunu kurmak isteyen zihniyetle böylesine mücadele ediyorsak bunun arkasında adil bir ülke kurmak da yatıyor. Çünkü hayat adil olmayabilir ama kurumlar, ülkeler, sistemler adil olmak zorunda. Evet. Hani herkes eşit koşullarda dünyaya gelmiyor olabilir ama bu ülkeyi yönetenlerin herkese eşitlik duygusunu yaşatma gibi bir görevi, bir sorumluluğu var. İşte tekrar o günleri yakalayalım diye mücadele evet. ediyoruz. Umuyoruz ki olacak. Şimdi Cumhurbaşkanlığı bütçesinin, bugün Habertürk gazetesi evet. bunu haber yaptı, 845 milyon 365 bin liraya çıkarıldığı resmi olarak 2018 bütçesinde ortaya çıktı. Evet. Ne evet. düşünüyorsunuz? Bu bütçe tabii ki itibar makamı, Cumhurbaşkanlığı makamı. Az mı, fazla mı, yoksa daha fazlasını hak ediyor mu? Şimdi Türkiye'deki koşulları tekrar bir gözden geçirmemiz gerekir. Şu anda içinde bulunduğumuz dönemde en az 3 milyon vatandaşımız işsiz ya da artık iş aramaktan vazgeçmiş durumda. Evet, bu da resmi rakamlar. Evet, tabii bu TÜİK rakamları. Evet. Bu rakamların gerçekte çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Gene TÜİK rakamlarına baktığınızda işsizlik oranımız %11 ama evet. sokakta bu çok daha genç işsizlik patlamış durumda. Fazla. Ayrıca. Genç işsizliği her 3 gencimizden evet. birisi biri ne iş hayatının içinde ne eğitim hayatının evet. içinde. Ne okuyor, yani insanlar çalışıyor. En geleceğe umutla bakacağı evet. yıllarda zamanı maalesef kahvehanelerde geçirmek zorunda kalıyor. Açlık sınırının altında 6 milyon vatandaşımız evet. var. Yoksulluk sınırının altında 48 milyon vatandaşımız var. Şimdi ülkede böyle bir durum varken elbette 1 milyar liraya yakın bir bütçe Cumhurbaşkanlığına ayrıldı. Evet. O da resmi belki. Evet, hani tabii örtülü ödenek de var bir de aynı zamanda harcanan. Biliyorsunuz. İşte bunları artık halkın dikkatine evet. sunmak istiyoruz. Yani sırf temizlik giderleri 2 milyon TL. Evet. 1100 odalı bir saray. Evet. Öyle bir de yazlık saray yapılacağı ihtiyaç var mıydı? Muğla'da, evet. Turgut Özal'ın evet. o küçük yazlığının evet. olduğu bölgede. Evet. Şimdi ihtişam bazıları için demek ki sadece hani ihtişamımız yürüsün diyorlar ya. Evet. Maalesef ihtişam sadece ülkede belli kişiler adına yürüyor. Keşke halkla o refah paylaşılsa. Evet. Diktatör kelimesinin Türk Dil Kurumu'ndaki karşılığı tüm siyasi yetkileri tek kişide toplamak olarak geçiyor. TDK böyle tanımlıyor diktatörü. Yani her şeye karar veren tek otorite anlamına geliyor diktatör. Bu kelimeyi defalarca Sayın Cumhurbaşkanı'na, Sayın Kılıçdaroğlu da söyledi, başka muhalefet liderleri de söyledi. Ancak parti sözcüsü Sayın Tezcan bunu ifade etti. Şimdi FETÖ ile ilişkilendirilerek bir soruşturma açıldı. Şöyle deniliyor, FETÖ'de diktatör algısı oluşturmak istiyor Erdoğan için.
Bülent Tezcan'da yeni bir kaos planını devreye sokmak amacıyla FETÖ'nün amaçları doğrultusunda diktatör demiştir diye bir soruşturma var ortada. Siz ne söyleyeceksiniz bu konuyla ilgili? Şimdi yani görevden almalar, etmeler, evet, onları da içine katarak yorumlamak, evet, gerekiyor. Doğru. Şimdi içinde bulunduğumuz süreçte hakikaten çok enteresan şeyler yaşıyoruz. Hatırlayacaksınız, 16 Nisan öncesinde Recep Tayyip Erdoğan yaptığı konuşmalarda işte eğer demokrasi olmasaydı siz böyle rahat konuşamazdınız, böyle meydanlarda dolaşamazdınız, evet, cümlelerini kuruyordu. O zaman bu nedir? Yani bir siyasetçi bir görüş bildirmiş, kendi düşüncesini açıklamış. Dolayısıyla ifade özgürlüğü çerçevesinde siyasetçinin düşüncesini dile getirmesinden daha doğal bir şey olabilir mi? Kaldı ki bugün baktığınızda mesela hayırcıların karısı evetçilere helaldir diyen İstanbul Büyükşehir Belediye meclisiyle ilgili, evet, olarak, çalışanıyla ilgili olarak ne işlem yapıldı? Şey. Yani önce bir soruşturma açılır gibi yapıldı değil mi? Arkası getirilmedi. Yani. Evet, evet, üstü kapatılmış oldu. Evet. Ya da Melih Gökçek, daha en son örneği söyleyeyim. 16 Nisan sonrasında mesela güle güle Cumhuriyet, güle güle CHP dedi. Onunla ilgili olarak ne işlem yapıldı? Yani Cumhuriyete güle güle deme cesaretini gösteriyor bu kişi. Haddini diyeyim, cesaret değil, hadsizliğini gösteriyor. Yani o yüzden burada müthiş bir ikircikli uygulama olduğu bir gerçek. Kaldı ki siyasetçilerin eleştiriye açık olması gerekiyor. Biz zaten tam da 16 Nisan öncesi bugünler yaşanmasın diye vatandaşlarımızı uyarmak istemiştik. Yani demiştik ki yargıyı bir kırbaç gibi kullanacaklar, bir sopa gibi kullanacaklar ve benden olan olmayan diye halkı ayırıp kendisi gibi düşünmeyen, kendi yaşam biçimlerini tercih etmeyen, kendisiyle birebir aynı cümleleri, aynı kıyafetleri de giymeyenleri bile neredeyse, hani çok özellikle marjinalize ederek söylüyorum. Evet. Neredeyse işte bir şekilde terörist ilan edecekler diyorduk. Şimdi gelinen nokta böyle. Mesela tutuklu gazetecilere bakın. Sözcü gazetesinden Gökmen Ulu. Neden, evet, tutuklu şu içeride. Anda? Hala içeride. Sebep Cumhurbaşkanı'nın Marmaris'te tatil yapacağını yazmış. Evet. Şimdi yani bir gazetecinin Cumhurbaşkanı'nın nerede tatil yaptığına dair haber yapmasından daha doğal bir şey olabilir hatta mi? Hatta basın ödülü işte verilmesi gerekiyor. Tabii tabii. Herkes yani, haber atlattı. Aslında şey, ödül verilmez. Gerçi Marmaris gazetesi yapmış. Yerel gazeteler, siteler yazmış. Bir tatil ulusal ajans da yapmış hatta. Evet. Hem bir yerel gazete, evet, yapmış hem de 3 gün önce koyu yazmaksızın bir ulusal, evet, ajans da yapmış. Dolayısıyla o ödülü alamazdı ama. Evet. Yani içeride olmayı hak edecek hiçbir şey yok. Ama işte tam da sizin söylediğiniz şeye bağlayacağım. İçinde bulunduğumuz dönemde eğer siz AKP karşıtıysanız o takdirde işten atılmanız, tutuklanmanız, gözaltına alınmanız, bir terör örgütüyle etiketlenmeniz son derece artık rastlantısal bir şeye, evet, indirgenmiş bugün durumda. Bugün Serdar Kuzuloğlu sosyal medya fenomeni. FETÖ'den gözaltına alındı. Osman Kavala da FETÖ'den tutuklandı. Evet. Yani evet, çok garip geliyor insanlara. Serdar Kuzuloğlu en son geçen hafta Unique'de işte o Hint yıldızı Amir Khan geldiğinde o Unique İstanbul'daki Kristal Elma Festivali'nin sunuculuğunu üstlenmişti. Orada, evet, gençlerle buluşmuştu. Ben de gitmiştim. Söyleşi yapmıştı. Evet. Ama bugün bir uyandık. FETÖ'den gözaltına alınmış, evet, Serdar Kuzuloğlu. Yani böyle bir dönemi yaşıyoruz. Şimdi öyle bir şey oluyor ki bu tutuklanmalar sonrasında aslında bu kişiler itibar kaybetmiyor ama ülkemiz itibar kaybediyor. İşte bu bizim çok canımızı yakıyor. Çünkü bakıyorsunuz bir takım niyet okumalarla ya da bir takım mesnetsiz iddianamelerle kişileri hapse atabiliyorlar ya da işte bir takım kararlar çıkartabiliyorlar, hukuki süreçleri işletiyorlar ama eninde sonunda yargı da bir takım konuları görmezden gelemiyor ve geri adım atmak durumunda kalıyor. İşte o geri adımı, evet, attığında uluslararası arenada da ülkemiz maalesef olumsuz anılan bir ülke haline dönüşüyor. 180 gazetecinin tutuklu olması ne demek Çağlar Bey? 180, evet, gazeteci şu anda tutuklu. Neden tutuklarsınız siz insanları? Tamam FETÖ'cüyse falan bunlar vatan hainse tabii ki yargılansın ama neden tutuklarsınız? Bir, kaçma ihtimali, evet, için. İki, delir karartma şüphesi için. Şimdi bu kişiler
bir kaçma ihtimalinden bahsediyor. Bir kısmı yurt dışındayken gelmiş, evet. Türkiye'ye zaten kendi teslim olmuş. Ya da bunlar zaten kamuoyunda bilinen, tanınan kişiler. O yüzden kaçmaları mümkün değil. Yakalanırlar. İki, delil karartma dediğimiz şey nedir? Gazetecinin yapmış olduğu haberdir. O haber artık yapılmış, basılmış, evet. Yayınlanmış. İşte internette ya da yazılı basın kanalıyla, evet. Dağıtılmış. Okuyanlar okumuş. Bunun nesini değiştirebilecek? Geçmişe dönüp de basılmış gazeteyi değiştiremeyeceğine göre. Onun için bunlar hakikaten böyle bir takım suçlar yaftalanılarak muhalifleri susturma, sindirme ve korkutma çabalarıdır. Şöyle yorumlayanlar var. FETÖ olayından sıyrılmak için FETÖ ile bağı olmayan ne kadar insan varsa onları FETÖ'cü ilan ediyorlar diye bir yorum var. Hatta bunu hükümeti destekleyen Yeni Şafak gazetesinden bir köşe yazarı 2 gün önce yazdı. FETÖ ile hiç alakası olmayan ne kadar sağcı, solcu, liberal, İslamcı varsa hepsini FETÖ'den içeri atıyorlar diye yazdı. Yani Yeni Şafak'ta yazıldı bu. Hani Sözcü'de, Cumhuriyet'te değil, onlar zaten yazıyordu. Bu süreçte işte hep akıllara FETÖ'yle geçmişte çok sıcak ilişkileri olan insanlar geliyor. Gökçek örneğinde olduğu gibi. Mesela Bülent Arınç demişti, işte parsel parsel açıklayacağım demişti yakında, açıklamadı. Siz Sayın Arınç'ı hiç gördünüz mü o günden sonra, sordunuz mu? Sayın Arınç, Gökçek'le ilgili dosyaları ne zaman açacaksınız? Hadi gelin beraber açalım der misiniz ya da dediniz mi? Bir kere şunu tespit edelim. Mesela kamuda da bakıyorsunuz, FETÖ'cü diye içeri alınanlar ne yazık ki daha alt kademede çalışan, evet. Kişiler. Fakat asıl hani adı FETÖ ile birlikte anılan daha üst konumdaki kişilere hiç dokunulmuyor. Kamu kurumlarından başlayın. Bunu işte daha yukarıya STK'lara doğru kadar, yavaş yavaş. Tabii, hükümete kadar gidiyoruz. Yani hükümete kadar tabii canım, yani milletvekillerine, bakanlara tabii. Kadar gidin. Onun için bu süreci AKP biraz da muhalefeti kendince yok etmek için kullandı ve o hali de adeta bir sopaya dönüştürdü. O hal ne demek? Olağanüstü hal demek. Şimdi Türkiye'de ne zamandır olağanüstü hal oldu? Bu hal. Yani evet. bunu çok meşrulaştırdılar ve hani o hal bahane KHK'lar şahane gibi bir ortam oluştu. Sürekli bir KHK çıkartılıyor, meclis bypass ediliyor ve torba yasalar çorba yasaya dönüştürülerek içine her şey katılarak o hal kapsamı dışındaki konularda KHK'yla çıkarılıyor. Aynen öyle. Evet. Şimdi bu işte hep 16 Nisan öncesinde bizim tehlike olarak halka, kamuoyuna sunduğumuz süreçlerin bir uzantısı. Yani bunları öngörmek için de kain olmanıza falan gerek yok. Zaten bu süreç geliyorum dedi. Peki bundan sonra ne olacak, ne derseniz olacak? Eğer. Şurası bir gerçek. Fizikte bir basit sarkaç hareketi vardır. Hani evet. Sarkaç bir en sağa gider, bir en sola gider. Sonra durması gereken yerde ortada durur. Hatta işte evet. Eski saatlerde de onu görürüz, o sarkaçlarda. Şimdi hakikaten Türkiye'yi çok antidemokratik bir tarafa çekti AKP. Yaptığı uygulamalarla ve antidemokratik uygulamalarla ve hukuku yok sayan, hani kendi hukukunu yaratmaya çalışan anlayışıyla hiç şüphesiz eninde sonunda tekrar kurucu değerlerimize, kurucu ilkelerimize ve o felsefeye döneceğiz ve tekrar ülkemiz hak ettiği gibi yönetiliyor olacak ve bu da halkın onayıyla olacak. 2019'da yani seçimler nasıl bir plan olmalı? Halkımız her şeyi görüyor. Bakın hani bazen halka dönük de eleştiriler yapılıyor ama ben sahada olduğum için görüyorum. Her şeyi görüyor. Her şeyin çok net farkında. Onun için bu düzenin böyle gitmeyeceğini ben çok net hani sahanın bana hissettirdikleriyle söylüyorum. Evet. AKP'ye geçmişte istikrarla oy vermiş olan kişiler de dahil olmak üzere çok net görüyorum ki artık ciddi bir şikayet var ve bir güç zehirlenmesi yaşadı AKP. Evet. O gücü nasıl kullanacağını bilemedi ve şu an kendi içinde yaşadığı bu çatışmalarda artık o yokuş aşağı inişini hızlandıracak. İyi de 2019'da nasıl bir planla AK Parti iktidardan gönderilmeli sizce? Yani muhalefet ne yapmalı sizce? 2019'da nasıl bir aday çıkarmalı? Hı-hı. İlk turda
çok aday mı olmalı? Son 5 dakikam kaldı. 2019'u evet. Konuşalım. Tabii burada birçok konu önemli. Yani tabii adayın kim olacağı, o adayın belirlenme sürecinin evet. nasıl olacağı, ama bunun yanı sıra halkın sandığa gitme yönündeki motivasyonun arttırılması, sandıklara sahip çıkılması. Çünkü halkta bu yönde de ciddi bir endişe evet. var ve bir güven eksikliği var. Bütün bu güven eksikliğinin ortadan kaldırılması ve AKP'nin son anda gene mühürsüz zarfların da sayılması tarzı bir evet. uygulamaya imkan tanınmayacak bir tedbirli tavrın evet. alınması gerekiyor. Onun için bütün bu boyutlarıyla çok çok iyi bir hazırlık gerekiyor. Çok çok iyi bir hazırlık. Çok doğru söylemler. Bu söylemler böyle popülist söylemler evet. şeklinde olmamalı. Çünkü sloganvari söylemler olmamalı. Halkın ciddi yarası var. Özellikle halk cebi boş konumda şu an. Az önce söylediğim noktadayız. Onun için somut olarak bir takım önerilerle Türkiye'ye ne getireceğini, nasıl bir düzen kurulacağını anlatan adayın olması gerekiyor. Ve hiç şüphesiz parlamenter demokrasiye bizim geri dönmemiz gerekiyor. Evet. Çünkü bu başkanlık sistemi işte en başta zaten bu sisteme destek olanları yakıyor. Hatırlarsınız belki Şükrü Karatepe zamanında 16 Nisan öncesinde bir açıklama yapmıştı Cumhurbaşkanı'nın danışmanı olarak, baş danışmanı evet. olarak. Demişti ki deneriz 3-5 sene, baktık olmuyor, gene döneriz parlamenter evet, sisteme. Evet, evet. Şimdi ben tekrar parlamenter sisteme döneceğimiz günlerin heyecanıyla yaşıyorum. Bu olacak. Eninde 2019'da sonunda olacak. Eğer muhalefet kazanırsa olacak. Evet. Yani. Ve şunu da söyleyeyim. Başkanlık diyorlar. Bu getirilen, Türkiye'ye getirilen sistemin başkanlık sistemiyle alakası Türk falan yok. Türk tipi cumhurbaşkanlığı yani. Sistemine de çevirdiler. Başkanlık i̇şte, olmadığı evet, ortada. Ortada olunca böyle ifade ettiler ama bu sistem hakikaten hani herkesin canını yakacak. Hukuk herkese lazım. Yani bugün ayarını evet. bozduğunuz Kantar gün gelir sizi tartar. Onun için Kantar'ın ayarını bozmayacağız. Ülkemize evet. yeniden parlamenter demokrasiyi ve eşitlik, özgürlük anlayışını evet. getireceğiz. Son olarak şunu soracağım. Yerel Tabii. seçimlerle ilgili ana muhalefet çatısı altında hani birleşmeyle ilgili bir soru sormuştum ya. Evet. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de ana muhalefet çatısı altında mı bütün muhalif kesimler, o hayır bloğu içinde yer alan kesimler birleşmeli? İlk tur çok önemli tabii. Zaten Erdoğan ilk turda seçilemediği takdirde ikinci turda mutlaka otomatikman o birleşme olacaktır. Olacak. Ve o zaman hiç seçilemez. Onun için ilk tura çok iyi hazırlanmak gerekiyor i̇lk diye düşünüyorum. İlk turda çok aday olmalı. İkinci Hı-hı. turda muhtemelen yani şu anki verilere göre CHP'nin adayı kalacak ikinci tura. O zaman CHP çatısı altında birleşilmeli mantıken. Yani en diyorsunuz. Doğru aday altında birleşilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ülkenin nereye doğru gittiği ve ülkeyi bu gidişata sürükleyenlerin ne yapmak istediği çok net ortada. Yeniden o kuruluş ayarlarımıza dönebilmek adına Cumhuriyet evet. Halk Partisi'nin iktidarına ihtiyaç olduğuna inanıyorum. O yüzden bu Cumhurbaşkanlığından tutun her seviyede yerel yönetimlerde dahil olmak üzere, hükümette dahil evet. olmak üzere her seviyede bizim umarım önümüzdeki günlerde kucaklayacağımız aydınlık bir zamana dönüşecek. Şu İnşallah. Anki gidişat öyle diye görüyorum. İnşallah. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum size. Ankara Milletvekili Aylin Nazlı Akay ile birlikteydik. Ankara'yı konuştuk. Gökçek'in 23,5 yılını değerlendirme fırsatımız oldu. Tabii her şeyi konuşamadık ama ana başlıkları en azından değerlendirdik. Yarın Profesör Doktor Faruk Şen ile birlikte kültür ekonomisini konuşacağız. Bu da çok önemli bir konu. Kültür ekonomisiyle ilgili yaptığı bir çalışma var. Faruk Şen'in o çalışmayı burada açacağız. Şimdilik hoşça kalın.